Arkadaşlar iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Evet, öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maç öncesi kazanmak istiyorduk, iyi de hazırlanmıştık. Zaman zaman ilk yarı istediğimiz oyunu oynasak da ikinci yarının başında biraz yakaladığımızda pozisyonlar vardı. İlk yarıda çok fazla Galatasaray'a alan bırakmak istemedik. Sonra bizim defans arkası yapacağımız koşularla da biraz etkili olmaya çalıştık. Burada son paslarda, son vuruşlarda biraz sorunlar yaşadık. Ama ikinci yarı yakaladığımız daha net pozisyonlar vardı başlangıcında. Öne geçebilseydik farklı bir oyun, farklı bir oyuna dönebilirdi. Sonrasında yediğimiz gol biraz tabii geri düşmek burada seyirci baskısı, oyuncu kaliteleri biraz problemler yaşadık. Sonradan oyuna müdahale etmeye çalıştık. Ama burada biraz kadro kalitemizde, biraz da alternatif oyuncularımızda sıkıntılar çektik. Sonrasında duran toptan yediğimiz gol ve 3-0'lık sonuç. Üzgünüz dediğim gibi. Ama zorlu bir periyottan geçiyoruz. 3 maç İstanbul'da deplasman Fener Galatasaray İstanbulspor. İşte transfere kadar buradan çıkaracağımız puanlar bizim için avantaj olacaktı. Ama ilk maçı mağlup kapattık. Şimdi önümüzde 3 gün sonra Fener maçı var. Ona hazırlanacağız. Zor maçlar ama bugün oyun olarak biraz kötü oynadık. İstediğimiz şeyleri çok fazla sahaya yansıtamadık. Galatasaray'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz önümüzde şimdi Fener maçı var, ona hazırlanacağız. Sorularınız buyurun. Aydınlık Gazetesi, Burak Özcan. Hocam maçtan bir gün önce Paul Bernardoni ile kaleci kadro dışı kaldı. Hem bunun nedenini sormak istiyorum. İkinci sorum da kaleciniz Deniz bugün harika bir performans sergiledi. Neler demek istersiniz? Onu unuttum. Teşekkür ederim. Bugün Deniz bence ilk maçı olmasına rağmen inanılmaz bir performans sergiledi. Memnunuz. Verilen şansı iyi değerlendirdi diye düşünüyorum. Bu süreçte onunla devam edeceğiz. Onu da iyi maç çıkardığı için tebrik ettim zaten. Diğer konu zaten yönetimsel bir konu. Yönetimimizin aldığı bir karardı zaten. Hocam geçmiş olsun. Yılmaz Çelik, Konya BBN Haber. İki kısa sorum olacaktı. Birincisi golden hemen önce bir pozisyon yaşandı. Barış Alper ile Prip arasında ve orada bir faul müdahalesi oldu ve spor kamuoyunda da bu faul olarak söylendi. Pozisyonu izlediniz mi? Hakem hakkındaki görüşünüz nedir? Son olarak da oyuncu değişikliği konusunda geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler. O pozisyon zaten sağ kenarında da itiraz ettim ben. Hatta dördüncü hakem de faul dedi ama orta hakem vermedi. Zaman zaman zaten anlıyorsunuz hakemin sahada verdiği faullerde buradan galip gelemeyeceğinizi diyebilirim. Sen sorduğun için söylüyorum. Hakem hakkında çok fazla konuşmuyorum ama hani bu tip maçlarda biraz daha hakemle yani takdir haklarını tamamen kullanıyorlar ve baskıdan dolayı da olabilir diyebilirim ama bir faule de bağlamamak gerekiyor. Ama o zamana kadar iyi oynadığımız dönem olduğu için yakaladığımız pozisyonlar vardı. Onları biz değerlendiremedik. Tabii hakemler kendi sahanda faulleri daha kolay verebilir ama rakip sahada biraz zor veriyorlar diyebilirim. Değişiklikler konusunda söyledim zaten. Biraz bu konuda yani Galatasaray'ın eksiklerinden bahsediyor ama bizim de 6 tane eksiğimiz vardı. Bu oyuna müdahale ettik. Etsek de çok fazla çözüm üretemedik. Bu biraz bizi yani müdahale etsek de çok fazla çözüm üreteceğimizi düşünemedik. Düşünmedik. Yani yapamadık bunu. Oyuna soktuğumuz oyuncularda biraz o konuda performans olarak çok fazla verim alamıyoruz. Dediğim gibi kadro kalitesiyle, kadro onunla alakalı bir şey. Ama transfer süreci var. İnşallah bunları telafi edeceğiz diye düşünüyorum.
Habertürk.com Çağatay Çelik. Hocam ilk 11'ler açıklandığında Galatasaray taraftarının en korktuğu eşleşme Marlos Moreno-Kaan Ayhan eşleşmesiydi. Marlos çok süratli bir oyuncu. Siz bu iki eşleşmeyi yeterince kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz? Kullanamadıysanız nedenlerini açıklayabilir misiniz? Ya, teşekkürler. Ya bizim en etkili oyuncularımızdan bir tanesi Marlos'tu. Zaten Kaan'ın orada oynamasının da bundan dolayı olduğunu düşünüyorum bek olarak. Yani Kaan uzun zamandır oynamıyordu bek zaten. Orada bek o tercih edilmesi o da bizim için tabii ki Galatasaray içeride hücum bekleriyle oynaması gerekiyordu. Ama burada Okonacı onu tercih etti. Zaman zaman Moreno'nun performansından etkili oldu. Ama dediğim gibi çok fazla son paslar sonuca etki edemedik. Vuruşlarda biraz problemimiz vardı. Var mı başka sorusu olan? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Var mı? Var mı? Buyurun. Spor TV Livan Rengin. Hocam öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum. Önünüzde iki İstanbul maçı daha var. Siz de ifade ettiniz. Üçer gün arayla oynanacak ikisi de. Bu süreçte Konya'ya gidip geri mi geleceksiniz yoksa antrenmanları İstanbul'da kalıp mı tamamlayacaksınız? Nasıl planladınız? Şöyle çok yoğun bir ay zaten bizi bekliyor. 7 tane maç var. Yani burada 3 tane İstanbul olmasına göre bir program yaptık. Fener Galatasaray maçları biraz daha yakın. İstanbul Spor maçı 4 gün şey olduğu için döneceğiz. Fener maçından sonra aynı gün tekrar maçtan bir gün önce İstanbulspor maçına geleceğiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim.